Günaydın. Nasıl gidiyor karantina? Yoksa siz hala delirmediniz mi? Saçlar dünden kalma. Ama makyajımı az önce yaptım. Şuradaki çili biraz abartmışım. Neden hazırlandım? Çünkü kendimi daha iyi hissetmeye ihtiyacım var. Bugün 24. gün olabilir karantinanın. Çok net bilmiyorum. Ama ben son 4-5 gündür düzenli uyandığımda makyaj yapıyorum. Kendimi buna alıştırdım. Bana iyi geliyor. Siz de yapabilirsiniz. Giyindim. Çünkü bugün sokağa çıkacağım. Evde eksiklerim var. Onları tamamlamam gerekiyor. O yüzden giyindim şu anda. Montumu da maskemi de alıp biliyorsunuz artık sokağa çıktığınızda maske takmak zorunlu. Maskemi de takıp çıkacağım. Hadi çıkalım. Hadi hadi. Bakalım nasıl bir şeymiş sokak. Nasıl bir şeymiş sokağa çıkmak. Şu montu alırken sanki resmen bugünleri düşünmüşüm. Bakar mısınız? Önünde kapattığımda korona olabilme ihtimalim %1'e düşer falan herhalde ha? Toprak bulursam toprak da alacağım çünkü şu bitkim neden net değil? Şu bitkim ekilmek istiyor. Ekemediğim için de ölmek istiyor. Onun ölmemesi için bir an önce ekmem lazım ama bakalım toprak varsa. Herhalde şu korona günlerinde benim kadar süslü dışarıya çıkan yoktur. Saça bak. Dün yaptım ve hiç bozulmaması peki. Neyse şimdi ayakkabılarımı giyeyim. Dışarıya çıkalım. Maskemi unuttum. Şunu tekerle yapabilir miyim acaba? Yaparım. Aa, yapamadım. Ve göz kapaklarıma kadar çekmemem lazım. Şurada. Oturtalım. Beni görüyor musunuz? Hava da çok iğrenç ya. Yürüyelim bakalım markete. Eve geri geldim sağ salim ellerimi yıkadım. Ve aldıklarım şurada duruyor. Onları da yıkayacağım sonra dokunacağım. Yoruldum be. Alışkın değiliz tabii yürümeye. Şu ne? Yoruldum. Zuzu. Zuzu. Ayıptı söylemesi geçen gün. Ne bu ıslak kek mi? Yok, ağlayan pasta yapmıştım. Ağlayan kek. Her neyse işte onu yapmıştım. Şimdi onu yiyeceğim. Dışarıya çıktım ya çok yoruldum. Bir de çilek var üstünde. Çilekle süsleme yapayım diyeceğim. Gözüme bir şey girdi. Resmen görsel bir şölen yapmışım ya. Ne yiyeceğim şimdi? Evet, şimdi malzemeleri aldım önüme ve çıtır mantı yapmaya karar verdim. Çünkü en sevdiğim yemek mantı. Elinde sonunda bir gün kendim yapmayı denemek istiyordum. O gün bugünmüş. İnşallah çok fazla rezil olmadan bu işin altından kalkabilirim. Çok basit görünüyor. Malzemeler de çok basit. Umarım yapması da basit olur. Şimdi siz göremiyorsunuz pek. Açıyla da çok oynayamayacağım ama. Yumurta, bir bardak su, 3 bardak una ihtiyacımız var. Unum burada. Bir çay kaşığı da tuz. Bu kadar.
tarif verebilecek en son insanım ama yapacağız. Şimdi bir yandan tarifimi açıyorum. Çünkü o kadar da profesyonelmişim gibi davranamam. Çünkü değilim. Şimdi önce ne diyor? Unu geniş bir kaba eleyin diyor. Alalım eleğimizi. Aa, cuk diye oldu üstüne. Unumuzu aldım. 3 su bardağı çok değil mi ya? Şimdi bu bir. Ay çok zevkli. Neyse. Bu iki. Ve üç. Eliyoruz şimdi. Evet, eledik. Bir tane daha kaldı. Tamam. Şimdi bununla işimiz bitti galiba. Tuzu da mı elekten geçiriyoruz? Ne diyor? Şimdi onu geniş bir kaba eleyin dedi. Onu yaptık. Tuz, su ve yumurtayı ilave edip. Aa, hepsini ilave mi ediyoruz? Acaba ortasını açmak mı gerekiyor makarna gibi? Bak o kadarını biliyorum. Galiba ortasını açmak gerekiyor şimdi. Ortasını açtım. Ay çok heyecanlıyım ya. Bir yumurta. Kapanma sen de. Ama ben kurtardım. Şimdi bir yumurta, bir bardak su, ve bir çay kaşığı tuz. Bu homojen bir kıvam olana kadar biz bunu yoğuruyoruz. Slime gibi. Elimin hamuru var içinde. Yani kötü olma ihtimali %. Bakın oluyor. Bence ben bu arkadaşı iyice kıvama getireyim. Ve biz görüşelim olur mu? Kısa bir aradan sonra. Evet. Hamuru çıkardım. Yoğurdum. Daha ne kadar yoğurmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok ama yoğurmaya devam ediyorum. Biraz yapışıyor. Bence bu kadar yoğurma yeter çünkü güzelce karıştı. Ve bakın bakın şekline bakın. Şu kabına geri koyacağım. Bir yarım saat dinlensin arkadaşımız. Sonra açacağız. Bunu da bugün aldım. Hayatımda kocaman bir eksiklikti bu. Kapaklı bir saklama kabı. Masayı temizlememe gerek yok çünkü burada açmaya devam edeceğim. Sadece yarım saat ara veriyorum. Ben bir kahve içeyim. Siz de bir kahve için. Ben hamur açarken tekrar buluşuruz. Geldim. Artık yoğurabilirim. Galiba şey yapsam
daha iyi olur. Şuraya biraz un döksem. Hiç fena olmaz. Artık herhalde tarife ihtiyacım olmaz. O yüzden telefonumu kaldırıyordum. Evet. Açmaya başladık. Az önce çektiğimi zannedip bayağı konuştum ama çekmemiş. Neyse. Kafama göre ben bunu bir şekilde açmaya çalışıyorum işte. Nasıl olması gerektiğini bilmediğim için size tarifini veremiyorum. Ama galiba iyi gidiyorum, bilmiyorum. Biraz da un sürelim arada. Mantının zorluğunu şimdi anladım. Kesinlikle açmak. Hamuru açmak zor. Bence ilk hiç bu kadar yeter. Şu zaten delik oldu, siz görmüyorsunuz ama biraz indireyim size. Beni yeterince gördünüz zaten. Şimdi nasıl kesmem gerektiğini asla bilmemekle birlikte masamı da şey yapmak istemiyorum, çizmek istemiyorum. O yüzden çok narin yapmaya çalışacağım. Türlü çok zor geldiği için başka bir şey düşündüm. Bir çay bardağıyla böyle neredeyse hiç pay bırakmadan böyle yuvarlaklar yapmayı düşündüm. Ve bunu katlıyoruz. Ve böyle çevirilecek tatlı bir deseni oluyor böyle. Bakın. Bu şekilde yapmayı planladım. Böyle en azından daha hızlı bitecek ve daha kolay. Bunu daha ayrı koyarız. Bu böyle özensiz mantı ve özenli mantı. Bu yöntem çok daha kolay ya. Ve ben büyük mantı daha çok seviyorum küçüktense. İlk postayı kızartıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı güzel kızardı. Ve bitti. Bakar mısınız, muhteşem gözükmüyor mu ya? Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim yani, umarım. Kameranın da şarjı bitiyor, onu şarja takalım. Mantıyı yedim ama çekemedim çünkü tam ben yerken kameranın şarjı bitti. Ve bugün aldıklarımı göstermedim ben size. Şunu ben almamıştım, minicim bana hediye getirdi ama bugün bu saksıyı ve içindeki bu kaktüsleri aldık. Şöyle onları ekeceğiz şimdi ve bunu ekeceğiz. Bu da yine Mine'den bana hediye ve
Ona da toprak, daha doğrusu saksı aldım. İki camdan var şimdi. Her iki saksıyı da Teddy'den aldım. Eğer merak ederseniz toprak. Toprağa gitmem lazım. Aslında önemli olan bu. İlk bundan başlasam diyeceğim, bununla asla yetmez. Bilemedim şu anda. Biraz toprağım daha vardı galiba. Bir ona da bakayım. Aslında kaktüs toprağı biraz daha taşlı olur ama biz şu an öyle yapacağız. Biraz toprağım vardı gerçekten. Ben sonra biraz taşlarla süslerim onu. Şu an onun acelesi yok. Şimdi önce bunlardan kurtuluyorum. Böyle böcek çıkarsa her şeyi bırakırım. Korkudan. Bence çok tatlı oldu ha. Şimdi bunu yaptık. Sıra bu arkadaşta. Bunu nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok çünkü yeni sulamıştım. Aa, ama emmiş bayağı. Evet, dibi sadece biraz ıslak. Ben büyünü de yapayım ve bugünkü aktivitelerimin sonuna gelelim. Çok güzelsin ya. Evet, size bitmiş halini de göstermek istedim. Şunu önceden ekmiştim. En büyük bitkiyi de ekmek istedim ama biraz toprak az geldi. Buna ek toprak ilave etmem gerekiyor. Ama şu çok güzel oldu. Yani saksısıyla aynı renk. Tutturmak istesen tutturamazsın yani. Güzel oldu bence. Ne yapıyorsunuz? Ben papatya çayı yaptım. Ve video koydum yüklemeye. Yaklaşık bir 3 dakikası kaldı sonra yayınlanacak. Ve ben de Freud izleyeceğim. Bugüne de bitirdik. Bugün de bitti. Başka da bir şey yapmayacağım. Bugün bayağı yoruldum. Mantı açtım. Zuzu. Mantı açtım. Bitki ektim. Yoruldum. O yüzden bir papatya çayını hak ettim. Çok severim.
Şöyle benim bugünlük size gösterebileceklerim, söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım keyifli geçiyordur karantina günleriniz. İdare ediyoruz bir şekilde. Gördüğünüz gibi bir şekilde geçirip gidiyor. Umarım bir an önce çözülür de karantina önceki hayatımıza geri döneriz. Kapatayım artık. Ne yapayım? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.